sağlığa zararlı bazı ihtiyaç taşıdıysanız son 3 kişi. Bizim ikinci kaptan Mehmet Kaptan. Mehmet Kaptan, merhaba. Nereye geldik? Yunanistan'a geldik Süvar Bey, Milos Adası'na. Ersin Çarşı. Merhaba. Merhaba. İkinci çarşı. Gemimizin ikinci çarşısı. Tam donanımda gelmiş ikinci çarşı. Bak. Aldım. Bakın. Bilin bakalım bu nedir? Markasız bir şey. No label, etiket yok. Bu hop hop. Tamam. Ne yazıyor burada? Aklıma geldi, gelen işleri yazıyoruz. Yapılacaklar. Bizim listeye eklemiyor musun? Bunlar ufak tefek şeyler. Bağımsız, sen yapacağın şeyler. Ufak tefek. Şimdi gemimizi sonraki ülkeye hazırlıyoruz. Önce bir pozisyonumuzu söyleyeyim. Mataban bölgesindeyiz gene. Sıfır dalga, sıfır rüzgar. Böyle sakin sakin güzel bir seyir yapıyoruz Mataban'da. Yunan kıyılarına yaklaşıyoruz. Akşam 10 gibi sahile yaklaşmış oluruz. Gemi ambarlarını sonraki ülkeye hazırlamak önemli. Temiz olması lazım. Önceki yükten hiç atık kalmaması lazım. İyi yıkanmış olması gerekir. Bunun gibi böyle. Altta biraz su var. Birazdan makineye haber verirler. Onu da basarlar o suyu. Final yaparlar burada. Yani. Bazı yüklerden sonra bazı önemli yükleri yüklemezler. Vermezler size. Yani gıda benzeri işte tahıl, buğday, mısır, arpa, yulaf, küspe gibi gıdaları taşıyacaksanız önceki 3 yükü sorarlar. Bunlar arasında önceki 3 yük arasında düzgün yükler yoksa vermezler size yükü. Sağlığa zararlı bazı ihtiyaç taşıdıysanız son 3 yük arasında olmayacak şekilde size şey verirler, tahıl ve benzeri kargoları verirler. Birçok limana gittiğinizde eğer önceki yükten atık bulurlarsa yükü iptal edebiliyorlar. Böyle bir hakları yetkileri var. Dolayısıyla önceki yükten atık kalmayacak şekilde temizlemeniz gerekiyor ambarları. Tek tek böyle özenle. Hatta bazı yüklerde ekstra ilaçlama yapmanız gerekir bütün ambarı.
kireçleme yapmanız gerekebilir. Şimdi bakalım. Bir nolu ambara da bakalım. Bir nolu ambarın durumu, kondisyonu nedir? Bizim gençlerimiz ne yapmış? Burayı muhtemelen finale getiriyorlardır. Bakalım. Burada da bir kişi çek bastı şu anda. Kalan suyu Sintini'ye, oradan da basacaklar. Nuri, ne yapıyorsun Nuri? Ambar mı yıkıyorsun? Yok Nuri, sen kaynak yapıyorsun Nuri ya. Gemimizin ikinci kaptanı Mehmet Kaptan. Mehmet Kaptan, nereye geldik? Yunanistan'a geldik Süvar Bey, Milos Adası'na. Tek nüfusun yaşamadığı bir yer. Göçmen kuşlardan başka bir şey yok. Buradan bentonit yükleyeceğiz. Tarım, sanayi, madencilik, sağlık sektörü. Sağlık için kil olarak kullanılıyor. Şey var, perlit diye bir madenleri var. Tersinin ham maddesi volkanik kül ve lavlardan sonra, hani uzun milyonlarca yıl geçmiş volkanik kül ve lavların magnezyum ve alüminyum ayrışması sonucu meydana gelen bir bentonit. Tarımda da kullanılıyor, sanayide de kullanılıyor. Yağ karartma mı ne diyor? Yağ karartmada kullanılıyor. Madencilikte, kazı işlerinde kullanılıyor. Islanınca hacmi genişleyen bir madde. Perliti tarımda kullanıyorlar, onu biliyorum da. Çünkü o zaten perlit de volkanik kül. Evet. Volkanik kum daha doğrusu. Kil şeklinde. Yunanistan bu adayı parça parça satıyor böyle. Şu karşıda görüldüğü üzere. Kese kese bundan 10-15 yıl sonra geldiğimizde burada Milos diye bir ada olmayacak bu gidişte. Milos'un oradayız. İşte şu karşı yamaç da öyle. Biraz güneş karşıdan vuruyor ama var, sıkıntı olmaz. Buraları kesiyorlar. Öte şu arka taraflar var. Şuradaki fabrika. Fabrika limanı zaten burada. Yaşam yok. Yerleşik yaşam şu tepenin arkasında, şurada bir yerde. Bundan 2-3 sene önce gene aynı yerden buradan yükleme yapmıştım şeye. İngiltere Middlesbrough'a. Başka bir firmada, başka bir gemiyle. Aradan yıllar sonra tekrar nasip oldu. Burada bentonit yükleyeceğiz Fransa'ya. Demirdeyiz. Yarın yanaşmayı bekliyoruz. Şu anki planlama böyle. Gençlerimiz kış tarafta balık yakalıyor. Orada ikinci çarçıyı görüyorum. Şurada. Gidelim bakalım ne yapıyor. Balıkçı efendi, kolay gelsin. Musluk tamircisi modunda oturmuşsun. Bu arada musluk tamircisi olayını biliyorsun yani. He? Evet. Çarşımız Ersin Çarşı. Merhaba. Merhaba. İkinci çarşı. Gemimizin ikinci çarşısı. Evet. Tam donanımda gelmiş ikinci çarşı. Bak, denizci adam böyle olur işte. Her zaman takımı hazır ve nazır. Peki balıklarımız nerede? Bir tane isabetimiz var, onu da yemek olarak. He. Şu anda da bir şeyler hamuruyor ama küçük var. Bu gariban kovası bu ya. Bir balık yakalamış, onu da yem yapmış. Akşama ne yiyeceğiz peki? Akşama kafa da var. Hadi bakalım, tarafta güneş ışık şöyle vuruyor. Buranın suyu çok temiz çarşım ya. Evet. Turkuaz renkli, böyle açık güzel bir rengi var. Bu Yunanistan adalarının çevresinde en güzel tarafı, suları çok temiz. Yani çevre koruma bakımından acayip titiz davranıyorlar. Evet, bakir koylar var, kıyılar var. Çok ada olduğu için çok da kıyı var dolayısıyla. Ve temiz yani. Hakkını yemeyelim. Adamlar çevreyi, doğayı koruyorlar. Bakalım. Burada toz var ama bakacağız. Şöyle bir tırmanalım bakalım şuraya. Evet. Konveyör bu. Kocaman, dev bir şey. Ve şu tepenin arkasındaki silolardan bantlara yükleniyor. Oradan buraya geliyor. Bayağı da hızlı yüklüyor. Bu ambarda sadece bunlar olacak. Diğer biriyle
3 numaralı ambarda farklı bir yük çeşidi olacak. Uf, hemen toz oldu her taraf, kaçalım oradan. Başım gözüm bembeyaz oldu. Böyle güzel bir yer. Sakin, güzel bir koy. Doğu tarafı şöyle doğu, bu tarafta güney. Milos Adası'nın doğusundaki bir iskeledeyiz, fabrika limanı. Evet, yükün geldiği yer orası. Bantlardan böyle ve finalde buraya geliyor. Bayağı uzun bir yoldan geliyor. Daha yavaş yavaş kemire kemire bitirecekler. Şu arkalarda da var. Orada da görülüyor. Orası da bayağı bir yontulmuş. Şurada da Big Bag'lerde var yine. Bazı gemilere oradan yüklüyorlar. Big Bag'lerde. Büyük, her biri birer tonluk çuvallar. Geçen sefer paylaşmıştım gemide kullandığım gıdalarla ilgili bir videoya denk gelmişti. İskenderun kalkışına galiba çekmiştim, evet. Orada dışarıda aldığım bazı şeyler vardı. Burada da bu gemide bakalım ne var bende. Öncelikle size bir melengiç kahvesi nasıl yapılır ona bakalım, değil mi? Melengiç kahvesi hep bahsedelim. Bu süt, bu bardakla 2 ölçek koydum buna. Gemi kaptanından yemek tarifleri. İçecek tarifleri diyelim. Gemi kaptanından yemek tarifleri. Bu arada diğer arkadaşlar hiç korkmasın. Yemek sektörüne girmeye niyetim yok. Sadece bir basit bir melengiç kahvesi. Bildiğim kadarıyla farklı yöntemleri vardır belki ama bundan 2 ölçek. Buraya süt koydum. Yani 2 bardaklık. Markalara takılmayın lütfen. Şu marka, bu marka falan öyle bir derdim yok. Kavanozlar öyle. Ne bileyim, kutular öyle. Kimseyle benim bir şeyim yok yani, böyle bir anlaşmam, şuyum buyum yok. Kavanozların muhteviyatları farklı olabilir. Bir de buradaki anlatımım kesinlikle bir sağlık tavsiyesi değil. Öneri, şu sağlıklıdır, bu şudur budur falan, ilaç niyetine bir şey, kimseye bir şey anlatmıyorum. Sadece kendi çapımızdan ne yapıyorsak onu anlatıyorum. Şimdi bunu, bu melengiç kahvesini süte koymadan önce mümkünse biraz alt üst etmek lazım. Bakın gördüğünüz gibi biraz macunumsu bir yapısı var. Bu uzun süre beklediği zaman yağ üste, taneleri, tortuları aşağı gider. O yüzden biraz şöyle karıştırmakta. Ben nereye gösteriyorum ya? Burada bak, görüntü burada. Heh, şuraya göster. Neyse, şimdi o incelmiş yağıyla taneleri böylece karıştırıyorum. Değil mi? Daha iyi melengiç kahvesi yaparım diyen varsa lütfen yazsın aşağıya. Bize de öğretsin, biz de yaparız. Hiçbir zaman farklı fikir ve görüşlere kapalı değiliz, açığız. Daha lezzetlisini yapanı teşekkür eder. O yöntemi biz de yaparız yani. Öyle bir mutlak iddia sahibi değilim, bunu söyleyeyim. Tamam. Şimdi tamam diyorum da aslında biraz daha eşitlenebilir alt üst ama bir gün iki gün yapmayın. Gene aynı şekilde olacak. Tortlar aşağı süzülecek. Yağ üstte kalacak. Şimdi kişi başı yapıyoruz değil mi? Şöyle bir kaşık falan. Kişi baş, bir tane kaşık. Belki çok bile oluyor. Nasıl şimdi şu kameraya bırakıp onu dökmeden onu yetiştireceğim. Dökülsün. Kaçacağım, kaçtım. Hadi terk et artık. Kaşığı terk et. Vallahi etmiyor. Macun gibi yapıştı mübarek. Tamam. İkinci bir kaşık daha alalım. İki kişilik yapıyoruz ya. Biraz çok yaptım sanki ya. Çok böyle... Kaç. Yetiştiremedim. Neyse. Şimdi bunu buraya koyduk. Dileyen buna istediği kadar şeker katabilir ama hayır şeker katmayın. Ne var? Kamera oraya gidiyor. Ne yazıyor burada? Okunabiliyor musun? Keçi boynuzu pekmezi ve el yapımı. Bu nereye biliyor musunuz? Köyceğiz. Köyceğiz'in girişinde. Fethiye tarafından Kalkan'ı geçtiğinde Köyceğiz'e doğru geliyorsunuz ya. Hemen girişte orada böyle yol kenarında satış yapan bazı yerel satıcılar vardı. Ev yapımı keçi boynuzu pekmezi onlardan aldım. Bunu onlardan aldım. Bir tane daha var, bir şey aldım. Bakın.
Bilin bakalım bu nedir? Markasız bir şey. No label, etiket yok. Bu kantaron yağı. Doğal kantaron yağı, el yapımı. Bunu da kullanıyorum günde. Bundan bir tatlı kaşığı içiyorum. İsteyen başka amaçla da kullanabilir ama ben içiyorum. İskenderun'da bir iskele gitmiştik. Orada iskelede bir şef arkadaş vardı. Onun tavsiyesi üzerine. Bunun mide ve bağırsak hastalıklarına çok iyi geldiğini çok yakın birinden örnekle anlattı bana hikayesini. Mide ve bağırsak yaralarına iyi geldiğini söyledi. O günden bu yana ben kullanıyorum. Bazen bir tatlı, bazen bir çay kaşığı kadar içiyorum bunu. Şimdi peki aradan 6-7 ay geçti. Ne oldu dersiniz? Bunun bir faydası, etkisini gördünüz mü? Kimseyi kandırmaya niyetimiz yok. Bizim kantaron çiçeği tarlamız da yok. Zeytinyağı bahçemiz de yok. Ama ben o döneme kadar bazen mide ekşimesi, yanması, ondan sonra reflü tarzı şeylerden şikayetim vardı. Düzenli olarak değil de arada bir talsit, masit gibi böyle bu mide ekşime haplara, asit düzenleyiciler içerdim. Bunu içtiğim günden beri daha o hapları içmedim. Daha mide ekşimesi olmadı. Ve reflüye bağlı olarak yemek borusunda yanma ve keskin bir şey hissetmedim. İnşallah bundandır. Ama o limandaki şef arkadaş, onun tavsiyesiyle içtim ve içmeye devam ederim. Ha, bundan bir tane bitirdim bu arada. Bu ikincisi duruyor orada. Neyse, konu neydi? Merengiç yapımı. Koyduk buraya iki kaşık. Ondan sonra açtık cihazımızı, ısıtmaya başlayacak. Şuradan bir peçeleyelimse görüntü nereden? Şimdi dileyen burada bir şeker, iki şeker, üç şeker, şeker oranına göre. Ama tavsiyem şeker atmayın. Niye? Çünkü içi boynuzu pekmesi. Ha, burada da var bende. Burada da var. Bir de yedek içeride var. O yüzden tatlandırıcı olarak kesinlikle keçi boynuzu pekmezi kullanın. Çok muhteşem bir aroma katıyor merengiç kahvesine. Şimdi bunu taşırmayacağız. Çünkü biliyorsunuz süt ne olur? Ani kaynama sırasında taşma durumu var. Ha, bu olayı yaparken biz ne yapıyoruz? Bu arada bir desin şunu bir temizle ya. Değil mi? Şurada bir damla macun kaçırmıştık buraya. Merengiç kahvesi. Tamam. Şimdi elimle kamera tutuyorum. Şu an tek elli kahraman gibi böyle ortakta. Polsuz kahraman gibi neyse. Böyle bir şey var. Karıştırıyoruz ki macun şeklindeki merengiç sütle birleşsin, yekpare olsun, birleşsin yani. Rengini, tonunu, tadını, hepsini bu kahveye versin. Valla taşırmasam iyi ya. Hani ben çayı, kahveyi şekersiz içeyim diyen insanlar olabilir. Yine de bu merengiç hafif tatlı güzeldir. Yani biraz şeker katmak onu daha bir güzelleştiriyor. Yükseliyor mu? Kabarışlar yükseliyor mu? Kaç buradan, bunu alan aç. Birazdan burada bir şey olabilir. Şu düğmeyi hazırda bekleyeyim. Hop hop. Tamam. Eyvah eyvah. Vallahi var ya. Nasıl kurtardığımı gördünüz, şahit oldunuz. Kaşla göz arasında böyle bir kabardı. Taşırmadım ama helal olsun valla. Panik, korku ama taşırmadım. Neyse. İlk denememiz böyle. İşte kamerayı tuttuğum için ondan kaynaklı ya. Biri olsaydı kamerayı tutmaya. Neyse, şimdi kaynadı. Güzel. Şimdi bakın, öyle şimdi krema gibi, böyle krema gibi güzel böyle bir renk oluştu. İşte kahvemiz içilmeye hazır. Bunu bardağa koyarken gene köpüğü eşit şekilde, işte biraz önce o bardağı, sonra bir bardağı bu şekilde koyarak servis yapacağım. Bir kendime, bir de çarşı başı, şu anda bilmiyorum, aşağıda çalışıyor olabilir. Kaptandan ikram bir merengiç kahvesi göndereyim ben ona. Evet, bu merengiç kahvesi yapımı böyle. Ben böyle yapıyorum. Daha iyi bilen arkadaşlar tavsiyelerini yazabilirler. Ne kullanıyordum dedim. Elma sirkesi, keçi boynuzu pekmezi kullanıyorum, tüketiyorum. Yani böyle şeylerde tüketiyorum. Arada birer kaşık alıyorum. Bunların özelliği, bu keçi boynuzları hem doğal hem de karaciğer yağlanmasını engelliyor. Karaciğer yağlanmasını engelleyip insan kilo alması da engellenmiş oluyor.
kilolu insanların çoğunun karaciğeri de yağlıdır diye bir şey biliyorum. Ve tabii vazgeçilmezlerinden bir tanesi yine çörek otu yağı. Çörek otu yağı her zaman yanımda bulundururum. Kantaron yağı. Başka ne varmış? Ehlambur çayı var orada. Başka burada Erzurum karakovan balı. Erzurum'dan karakovan balı her ay düzenli. Her ay değil. Aykut kardeşimizden her sene düzenli alıyorum. Bazen karakovan, bazen diğer baldan. Menengiç kahvesinin içine bir tane çubuk ya da yarım çubuk neyse tarçından koyun içine. Karıştırın. Keyifle akşamınızı geçirin. Bir şey daha vardı bende. Neydi? Dur bakalım. Bir şey daha vardı. Ne? Yine poşetlerimden bir tanesi. Enginar çayı. Bunu da arada bir yapıyorum. Bu sefer sağlık köşemiz böyle. Bunlar burada anlatılan hiçbir şey ilaç tavsiyesi değildir. Bunlar biri herhangi bir ilaç değildir. Herhangi bir sağlıkta mutlak faydası kanıtlanmamıştır. Hepsi tavsiye üzerine kullandığımız doğal yiyecek ve içecekler. O amaçladır. Sakın kimse bunu kalkıp da ya ben kullandım da sonra böyle oldu falan demeyin. Burada gördüğünüz şeyler tesadüf gereği böyle görünen kavanozdaki işaretler deyin. Öyle geçin. Tamam, ben şimdi şunu devam etmem lazım soğumadan. Son bölüm. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Ne vardı? Bu nedir bilirsiniz. Ne bu? Kaküle. Çaya koyuyorum. Çay yaparken. Çaya güzel bir aroma katıyor kaküle. Bunu özellikle çay, tea, Hindistan, Pakistan çaylarını yaparken kullanılan kaküleyi de cevizlerim var. Bu cevizleri sabahları cevizli su. Kırdığım cevizlerin kabuklarını da bardağa koyuyorum. Sabahları da cevizli su içiyorum. Ve tabii bir şey daha vardı. Bunu biliyorsunuz geçmişte kendim yapıyordum. Şimdi biraz daha hazırını buldum. Bazen kendim yaparım, bazen de hazır alırım. Onu da içiyorum. Bazen tomurcuk çayı yapmak için bunu kullanıyorum. Kaküleyi de katıyorum içine. Bir ya da iki diş atıyorum içine. Güzel bir aroma katıyor. Bu da not edilsin bir yere.